Merhabalar, ben Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Eroista. Ben bugün Bitcoin yatırım aracı olabilir mi? Bu konuyu ele alacağım. Konu kapsamında Bitcoin nedir, nasıl yatırım yapılır, Bitcoin'in geleneksel para birimlerinden farkları nelerdir, Bitcoin para statüsü görür mü ve Bitcoin yatırım enstrümanı olarak değerlendirilebilir mi? Bunlar gibi alt başlıkları inceleyeceğiz. Öncelikle sunulma parametreyle başlamak istiyorum. Para, değişen koşullar karşısında ihtiyaçlarımızı karşılama, mal ve hizmet temin edilirken mübadele aracı olma ve genel kabul gören bir ödeme birimi olarak tanımlanabilir. Para kavramı, madeni para, kağıt para, sanal paralar, kredi kartları ve bank hesapları olmak üzere birçok kategori bünyesinde bulundurmaktadır. Bitcoin ise BTC kısaltmasını göstermektedir. 2008 yılında Satoshi Nakamoto'nun 8 sayfalık bir makalesiyle piyasalara ve halka tanıttığı Bitcoin, 2009 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada ilk kez merkezi bulunmayan yeni bir para birimi olarak yatırımcıların da ilgisini üstüne toplayarak kısa zaman içinde herkese bilinen bir sanal bir para birimi olmuştur Bitcoin. Düşük komisyon oranları, yapılan işlemleri kısıtlar konulamaması, küresel çapta kullanılabilmesi ve işlemlerin hızla gerçekleştirilmesi Bitcoin'in popüler olmasına yol açmıştır. Bitcoin'in en küçük birimi Satoshi olarak tanımlanmaktadır ve 100 milyon Satoshi bir Bitcoin etmektedir. Kolay bir ilk kullanımı olan Bitcoin alınıp satılabilir ve hızlıca transfer edilebilir. Bünyesinde blockchain denilen gelişmiş bir teknolojiyi barındırır Bitcoin. Bitcoin'de ödemeler direkt kişiler arasında olur. Herhangi bir finansal kuruluşun aracılık etmesine gerek kalmadan işlemler hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilir. Bütünüyle dijital bir ödeme aracı olan Bitcoin, diğer platformlar gibi yüksek maliyetlere de sahip değildir. Peki Bitcoin nasıl alınır? Sorusuna cevap verecek olursak, öncelikle yerli ya da yabancı bir kripto para borsasına başvuru yapmanız ve kimlik doğrulama işlemlerini yaparak kayıt olmanız gerekir. Kayıt olduktan sonra EFT, havale veya papara yoluyla almak istediğiniz Bitcoin miktarı kadar para yatırabilir. Sonrasında Bitcoin alıp bu Bitcoin'i bekletebilir ya da al sat işlemleri için kullanabiliriz. Bitcoin'de kullanılan teknolojiler blockchain teknolojisi, Bitcoin madenciliği ve dağıtılmış defter teknolojisidir. Blockchain teknolojisinin kurulmasındaki amaç bütün aracı, kişi, kurum ve kuruluşları aradan çıkarmak ve sadece bireylerin kendi arasında ticaret gerçekleştirmektir. Ayrıca sistem içinde yaptığımız işlemlere ait veriler blok zincirlerine depolanır ve bu verileri yok etmek, üzerinde önemli yapmak mümkün değildir. Ve Bitcoin'de blockchain sisteminde dışarıdan yapılacak müdahaleler kesinlikle başarısızla sonuçlanacaktır. Çünkü yapılan müdahalelerin etkili olması sistemde kayıtlı kullanıcıların %51'inin onayını alması gerekli olmaktadır. Bu işlem kayıtlarda geçirmesi imkansız bir durumdur. Çünkü bu kadar büyük bir işlemi gerçekleştirecek teknolojik kapasiteye sahip bilgisayar bulunmamaktadır. Bitcoin toplamda 21 milyar adet sınırlanmıştır ve blok zincirlerden oluşmaktadır. Bitcoin madencileri de bu blok zincirleri kırmaklaşırlar ve kırdıkları blok zincir başına Bitcoin kazanırlar. Fakat bu blok zincirleri kırmak sanıldığı kadar kolay değildir. Çok zorlu ve karmaşık problemleri çözerler. Ayrıca sistemde çok fazla madenci olduğu tespit edilirse bu problemlerin zorluk derecesi artırılır ve verilen Bitcoin miktarı azaltılır. Bitcoin ilk çıktığı zamanlarda blok başına 50 Bitcoin verilirken şimdi 12 Bitcoin verilmektedir. Dağıtılmış defter teknolojisi ise bir merkeze bağlı olmadan bir an birden çok noktasında bulunan bir veri tabanıdır. Dağıtılmış defter teknolojisi aynı an çeşitli noktalarında değişmez verileri toplamak, doğrulamak ve bunlara erişmek için gereken tüm teknolojik altyapıyı temsil etmektedir. Bitcoin'in geleneksel para birimlerinden farklılığı ise öncelikle bir merkez tarafından yönetilmez, denetleyicisi yoktur. Ayrıca Bitcoin'in üretilmesi için Merkez Bankası'na da ihtiyaç yoktur.
Bitcoin'in kullanımı için aracılık işlemlerine gerek olmadan bireyler kendi aralarında işlemleri güvenle yaparlar. Bu sayede komisyon ücreti diye bir şey de söz konusu değildir, aracı komisyonu. Hükümetler ülkenin içinde bulunduğu durumu ve uyguladığı politikalarıyla para arzını değiştirerek paranın değerini arttırmaya da azaltma yönüne giderler. Bitcoin'de böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü Bitcoin'in arzı bellidir. 21 milyon adet ile sınırlanmıştır Bitcoin ve devletlerin müdahalelerinden etkilenmez. Ayrıca banka hesaplarında bulundurduğumuz paralar mevcut yönetim veya banka tarafından kontrol edilebilirken Bitcoin'de böyle bir durum söz konusu değildir. Bitcoin avantajlarından bahsedelim birazcık. Aracılık maliyeti diye bir durum yoktur. Bitcoin üretimi için Merkez Bankası'na ihtiyaç yoktur. Bitcoin'ler madenciler tarafından bloklar bulunarak piyasalara sürülür. Hiçbir hükümet veya kurum Bitcoin hesaplarına müdahale edemez, yaptığımız işlemleri değiştiremez. Bitcoin'de arz artışı veya azalışı yapılmadığı için enflasyon oluşumu diye bir şey söz konusu değildi. Yaptığımız işlemlerin hepsi gizli olarak yapılır. Biraz da Bitcoin'in dezavantajlarından bahsedecek olursak, Bitcoin'in üyelerinin takma isimlerle işlemler yapmasından kaynaklı olarak Bitcoin'de illegal satışlar, uyuşturucu ticareti, kara para aklama, silah ticareti gibi kanuni olmayan durumlara müsaade edilmektedir. Ayrıca Bitcoin'de vazgeçme, beğenmeme, yapılan işlemden memnun kalmama gibi bir durum söz konusu değildir. Para bir kere sizin hesabınızdan çıktıysa bir daha hesabınıza geri dönmez. Fiziki bir para birimi olmadığı için bireyler güven konularında sıkıntı yaşamaktadır. Ve finansal olarak esnek bir yapıya sahip olmasından dolayı çok ani fiyat düşüşleri ve yükselişleri görülebilir. Bu da Bitcoin piyasasının her an çökebilme ihtimalinin olduğunu bize söyler. Bazı ülkelerde Bitcoin kullanımından bahsetmek istiyorum. Amerika'da 2013 yılında sanal para birimi olarak sınıflandırmaya başlamıştı Bitcoin. 2015 senesinden itibaren ise Emtia Vadeli İşlem Komisyonu Bitcoin'i emtia olarak kabul etmiştir. İngiltere'de Bitcoin kullanımı çok daha fazla yaygındır. Bitcoin de yasal olarak ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Fakat İngiltere Bitcoin ile yapılan bütün işlemlere belirli bir oranda vergi uygular. Ayrıca Bitcoin ile yapılan alışverişlerde karlar uygulanmaktadır. Avustralya'da ise Bitcoin yasal olarak kabul eden ülkelerden bir tanesidir. Geçmişte Avustralya Bitcoin uygulanan çifte vergilendirme yapmıştı. Bunu sonlandırdı ve kripto paralara göz kırptı. İsveç finansal denetleyici otoritesi tarafından ödeme şekli olarak bizzat kabul etmiştir Bitcoin'i. İsveç'te alışveriş halinde Bitcoin'i ödeme seçeneği bulunmaktadır. Kanada'da ise Bitcoin ile ilgili herhangi bir düzenleme yoktur. Bu yüzden ülkede diğer ülkelerde olduğu gibi Bitcoin tahliye edilmektedir. Yasaklama yoktur. Ülkemizde ise Bitcoin ile alakalı herhangi bir yasaklama yoktur. Bu yüzden özellikle pandemi ile birlikte hem şirketler hem yatırımcılar açısından çok kullanılan bir para birimidir Bitcoin. Birçok şirkette şu an Bitcoin ile ödeme yapmaya ve ticaretini bu şekilde halletmeye başlamıştır. Bitcoin'in yükselme nedeni iki tanedir. Birincisi sınırlı sayıda olması, sadece 21 milyon adet ile sınırlı olduğu için Bitcoin'in fiyatının yükseldiği söyleniyor. Günde sadece 9 adet üretiliyor ve bu adetten daha fazlasını satın almıyorsun. Ki zaten bu miktarların üzerine çıkmak çok çok zor. Diğer neden ise kurumsal şirketlerin bu miktarda Bitcoin alması ile talebin artması. Örnek verecek olursak geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir yazılım şirketi olan MicroStrategy 40.824 adet Bitcoin alarak fiyatların artmasını etkilemiştir. Peki Bitcoin yatırım mevsimi olarak değerlendirilebilir mi? Öncelikle yatırımcılar yatırım yaparken güven kaygısı duymak istemez. Bitcoin blockchain teknolojisiyle birlikte çalınma, hırsızlık gibi olaylara karşı kullanıcılarını güven altına almıştır. Böyle bir risk yoktur Bitcoin'de. Bitcoin'e değer katan şey arz talep miktarı olduğu için değeri çok sık değişiklik gösteriyor ve bu dalgalanmalar ister istemez yatırımcının ilgisini çekiyor.
Bu yüzden Bitcoin bir yatırım aracı olarak kullanılabilir. Bir yatırım aracının volatilitesinin yüksek olması, getirisinin daha yüksek olması için fırsatlar doğru. Bitcoin bu açıdan yüksek getiri fırsatları sunmaktadır. Bu fırsatları da değerlendirmek isteyen her yatırımcı için de çok cazip bir yatırım aracı olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda gün geçtikçe finans sisteminde daha fazla yer alan Bitcoin, gelecekte de daha fazla değer kazanmaya ve yatırımcısına çok daha fazla getiri sağlamaya aday diyebiliriz. Bir diğer önemli özelliği ise Bitcoin'in herhangi bir merkeze bağlı olmayışıdır. 2008 krizi sonrası var olan finans sisteminin insanların varlığını bir anda nasıl eritebildiği görüldü. Bu finansal krizin ardından ortaya çıkan Bitcoin ise kriz ile olumsuz etkilenecek bir otorite tarafından yönetilen ve değerli önerilen bir yatırım aracı değildir. Bitcoin'in değeri piyasa koşulları içinde tamamen şeffaf şekilde oluşmaktadır. Peki Bitcoin para statüsü görür mü? Bitcoin hızlı bir şekilde transfer edilmesi ve değerinin her geçen gün artması beklentisi, onun para birimi olarak düşünülebileceği olgusunu ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca 2017 itibariyle Chicago Emtia Borsası'nın vadeli işlem piyasasında işlem görmeye başlaması Bitcoin'in bir emtia olarak değerlendirilebileceği görüşünü ortaya çıkarmaktadır. Bitcoin son zamanlarda hemen hemen tüm piyasalarda tanınmış olmaya başlamasıyla kişiler tarafından kabul edilmesi ve alım satım işlemlerinde kullanılması paranın temel fonksiyonlarından biri olan değişim aracı olma özelliğini bünyesinde bulundurmaktadır. Bunun yanında Bitcoin'in diğer yatırım araçları ile değerlendirildiğinde birçok yatırım aracının arzının yeteri kadar olduğu fakat Bitcoin'in arzının kısıtlı olması Bitcoin'in yetersiz bir özelliği olarak da karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ise pandemi ile birlikte herkesin gündemindeki en önemli konulardan biri kişisel hijyen oldu ve bu noktada insanlar online ödemeleri daha çok kullanmaya başladılar. Ve online ödemelerle birlikte kripto paralara ilgi de yüksek oranda arttı. Bu dönemde birçok ülkenin meclisine dair bir konu gündeme geldi ve ülkenin dijital varlıklara ve kripto paralara ağırlık vermesi gerektiği üzerinde duruldu. Bu konuda Singapur ve Kanada merkez bankaları arasında blok zincir kullanılarak yapılan para transferinin başarılı gerçekleşmesi de kripto paraların gelecekte yer edinmeye başlayacağının göstergesi olarak nitelendirilebilir. Ayrıca kripto paraların merkezi otoriteye bağlı itibari paraların meydan okuması ülkelerin kendi dijital paralarını oluşturma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bu konuda ilk adım atan ülke Estonya olmuştur ve Estonya'sının dijital parasını çıkarmıştı. Estonya dışında Japonya'da kendi dijital para birimini çıkarmak için uğraşıyor. Çıkarmak için uğraştığı para birimi adı da JCoin'dir. Bitcoin'in en çok ABD ve Çin borsasında işlem gördüğü düşünüldüğünde Bitcoin'in fiyat oluşumu üzerinde yatırım kararlarının beklentiler ön plana çıkmaktadır. Yapılan bir çalışmada kripto para birimlerinin Kuzey Amerika ve Uzak Doğu'da diğer bölgelere göre daha çok personel çalıştırdığını göstermesi, fiyat oluşumlarında bu ülkedeki yatırımcıların beklentilerine göre hareket edildiğini daha açık hale getirmektedir. Sonuç kısmında Bitcoin hangi nedenlerden dolayı yatırım aracı olarak kullanılmamalı ya da hangi nedenlerden dolayı yatırım aracı olarak kullanılmalı bunlardan bahsetmek istedim. Merkezi kontrol noktasının olmamasından dolayı Bitcoin'de vazgeçme, beğenmeme, yapılan işlemden memnun kalmama gibi bir durum söz konusu değildir. Bitcoin'de herhangi bir işlem yaptıysanız bunun geri dönüşü yoktur. Bu yüzden yatırımcılar Bitcoin'e karşı mesafeli durabilmektedir. Bitcoin sisteminin finansal olarak esnek bir yapıya sahip olmasından dolayı çok ani fiyat düşüşleri görülebilir. Bu ani düşüşler yatırımcısına çok ciddi kayıplar yaşatabilir. Bitcoin'in kaybetme riski yüksek bir kripto para birimi olduğu için tercih edilme konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum ilerleyen zamanlarda değer kaybı yaşamasına yol açabilir. Kripto para birimlerinden Bitcoin'in fiyatında yaşanan volatilite hareketleri, fiyat değişimi sonucunda yaşanan kazanç, iştah ve merak unsurları ise yatırımcıların ilgisini çeken bir finansal varlık olmasına neden olmuştur. Bitcoin'de değişen ve gelişen teknolojiler ile nakit paraların yerini dijital paralar alacağı düşünülmektedir. Ve bu dijital paralardan da en büyük Bitcoin olduğu düşünüldüğünde Bitcoin iyi bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilir.
Bitcoin'in az miktarında sınırlı olduğu göz önünde alındığında zamanla değerinin artacağı yönünde bir beklenti oluşturulmaktadır. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.